Arkadaşlar merhaba. Birim rehberi videomuzda sıradaki birimimiz Simaki Paladinler arkadaşlar. Bu birim silahşörler diye birim ağacında 4. kategoride sanırım şövalyeler kategorisi. Orada silahşörlerin terfi birimi olarak geçer arkadaşlar. Bu birim için de Simaki Yiğitler'deki aynı tavsiyeyi yapmak istiyorum. Önce oynanışını anlatayım. 1'e basıyoruz arkadaşlar. Charge'ı vurduk. Birim hızlıca gitti. Sonra birimi şöyle toplamak daha iyi aslında. Aceleye geldi. Charge'ı hemen harcamasak daha iyiydi. Birazdan hero'lar falan gelecek. Şimdi arkadaşlar bu birimi önce silahşörleri açıp 18'e kasarsanız terfi yaptırdığınızda bakın bu... Birim yanımıza geldiğinde arkadaşlar defansa basıyoruz, güçleniyor. Canları takip ediyoruz ve hero'yu da şöyle sağa sola destek atarsanız birim daha iyi olacaktır. Sonra can doldurmaya bastım. Daha saldırgan hale geldiler. Şarjımız doldu. Şarjı vurdum. Hani isterseniz birimin içindeyken şarj atmadan ağır zırhlar doktorinle açılan özellik. Normalde ikisi var arkadaşlar. Ağır zırhı basarsınız. Damage'i az yer, düşmanı iyice karşınıza biriktirirsiniz. Daha sonrasında muharebe doğasını basarsınız, hem iyileşirler hem daha çok vururlar. Sonra kalanlar için şarjı atabilirsiniz ya da şarjı atarsınız arkadaşlar. Şarjı atmadan önce ağır zırhı basmanızı tavsiye ederim. Ağır zırhı basarsanız daha dayanıklı olacaktır biri. Bakın karşıda tüfekler var, hemen onlara şarj atıyorum. Yani birkaç farklı kullanım şekli var. Birimin içinde kaldığında ağır zırh basıyorum. Neden? Ölmesini istemiyorum çünkü birimimin. Ne kadar nerf yerse yesin, Simaki Paladinler arkadaşlar çok kuvvetlidir. Ve bu birimi terfisini açmadan önce birinci sayfada size silahşörleri bedava verse bile bence silahşörleri açın. O ara kasarsınız biraz 18'e. Bu birim 23'e kadar çıkabiliyor. 23'e geldiğinde arkadaşlar daha rahat şekilde sadece 5 level olarak terfinizi eder direkt paladinlere oynamaya başlayabilirsiniz. Başka bu birime dair anlatacağım çok fazla bir şey yok. Yeniden özet geçeyim. Düşman karşıdaysa isterseniz şarjı vurursunuz. Birim içine girdiğinde ağır zırhı basarsınız. Canı takip edersiniz. Can basarsınız. İsterseniz bu şekilde defansta oturturken düşmanın buraya birikmesini beklerseniz ağır zırhı basarsınız. Sonra baktınız canı azalıyor. Canı basarsınız. Sonra bir şarjı ister kalanları ya da uzaktakileri kesmek için isterseniz de geri kaçırmak için kullanabilirsiniz. Her kullanımda çok fark etmez aslında. Birim güçlüdür. Ya ters bir birime denk gelmediği ya da atağa ezilmediği sürece gayet OP bir birimdir arkadaşlar. Umarım işinize yarar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Lütfen videoyu beğenmeyi, abone değilseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.